Yeni bir videodan herkese merhaba. Yatırım bir YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki enerji hissesinden bahsedeceğim. Bu iki enerji hissesinde teknik olarak biraz daha yorum yapacağım. İlkinde biraz daha temeli de katacağım. Çünkü şirketlerden bir tanesi Aydan. Bugün tavana yakın kapattı. Aydan bir süredir yatırımcıdan herhalde üzen şirketlerden bir tanesi. Sürekli sorulan hisselerden bir tanesi. Neden gitmiyor diye. Bugün Aydan'daki teknik görünümü biraz değerlendireceğiz biraz da temeli anlatmadığım şirketlerden bir tanesi. Yani temel olarak birçok enerji şirketini biliyorsunuz YouTube kanalımda değerlendirdim. Kanala ilk defa gelen birçok arkadaşım var. Bu videolara nereden ulaşabilirsiniz derseniz YouTube ana sayfamıza gireceksiniz. Temeliniz videolarında birçok şirketin temeliniz değerlendirmesi bulabilirsiniz. Şimdi aynen şirketini aslında çok kısa, çok kısa biçimde, hızlı biçimde anlatmaya çalışacağım size. E, şirket aslında ya yani enerji tarafında yenilebilir enerji tarafında diyelim daha doğru olsun e, en çok aslında kapasitesi olan şirket. Daha önce e, hatırlarsanız e, son Halkarz Akfen'de anlatırken Aydem'e değinmiştim. E, yatırımcı sunumundan belki incelemişsinizdir. Ürün portföyünde sadece yenilebilir yok yenilebilir dışındaki ürünler de var. E, ama e, kendi büyüme hikayelerinin daha çok yenilebilir alana bakıyorlar. Yani o, o alanda görüyorlar. Tabii ki enerjinin geleceği biliyorsunuz. yenilenebilir enerji. Dolayısıyla raporlarını okuduğunuzda bu sektörü etkileyen en çok ne? Güneş ve yağış. Bu tarz böyle detayları bulabilirsiniz. Yani yenilenebilir enerjinin biraz dezavantajı bu. Çevresel koşullara çok bağlısınız. Verimlilik bu anlamda bazı yıllarda düşük olabiliyor. Şimdi şirketin büyüme planına baktığımızda kurulu güç hedefi aslında bugün 1200 megawatt aslında olan kurulu güç yaklaşık olarak 2025 yılında 1900'lere ulaşacak ama depolama tesisiyle birlikte aslında depolamayı burada biraz daha bence geri çıkartmak lazım. Bu biraz yanıltıcı olabilir çünkü biz burada güç, güç üretimine bakıyoruz. Diğer firmaları da bu şekilde kıyaslıyoruz. Yani biraz daha 1400 megawatt gibi bakmak lazım. Depolama konusu önemli. Buna çok fazla kez değindim. Enerjinin geleceği arkadaşlar yenilebilir tarafta özellikle depolama olacaktır. Bunu da yapan yani bu ürünleri satan bu şirketlerde çok ee, özellikle öne çıkacaktır. Bu şirketlerin de bir çoğunu zaten sizlerle paylaştım. Şimdi bir süredir aslında bilançoya baktığınızda çok hızlı biçimde e, bilançoda şunu görüyorsunuz. E, satışlar çok güzel artıyor. Favok çok güzel güzel artıyor. Ancak net kar marjları çok düşük. Net kar bir türlü bu istikrarlı yapıyı sunmuyor. Yani bunun sebebi ne olabilir diye aslında çok hızlı baktığınızda şunu göreceksiniz. Şirketin finansal borcu çok fazla. Ee, özellikle net kar marjını bu kadar e, düşük e, yapan sebeplerden bir tanesi de e, bu uzun vadeli yükümlülükler yani kısa vadeden çok uzun vadeli ödediği finansal borçlar arkadaşlar çok fazla örneğin yıl sonu geçen sene 13 milyonluk bir e, finansal borcu var e, şirketin kasasına zaten e, yani net dönem karı giren para 1 milyonda kalıyor. E, kazandığı zaten satışlar belli. 3 milyonluk, e, milyarlık bir satış yapıyor. 1 milyarlık kasasına e, para giriyor ama e, bir yandan e, çok büyük bir borcu var. E, dolayısıyla 13 milyarlık bir toplam e, borç yükümlülüğü var. Yani e, Favök'ten net kara geçerken e, yüksek borçluluk aslında net kârı e, biraz törpüleyen şeylerden bir tanesi. E, Biraz da piyasa bence buna dikkat ediyordur diye düşünüyorum. Bio ile de çok benzer şeyi görüyoruz. Yani fiyat bir türlü yukarıya doğru gitmiyor. Önümüzdeki sene sonunda yani 2024'de diyelim bu borçların azalmasıyla her iki şirkette de biraz daha pozitif hareketler görebiliriz. Şimdi asıl teknik olarak ben biraz daha paylaşmak istiyorum. Şimdi iki tane teknik grafik burada göstereceğim. Burada takip etmemiz gereken seviyeler, çünkü gerçekten dipten yukarı doğru seri bir hareket aldık IDEM'de. Neresi hedeflenebilir? 18'ler hedeflenebilir. Yani 18-26 neden değil, bir tık daha altta güvenli safe zone'da kalmak lazım. 18'ler hedeflenebilir. Bu trade önerilerinde arkadaşlar, şimdi piyasada biliyorsunuz, yani yatırımcılar olarak bizler tabii ki uzun vadeli yatırımcılar yapıyoruz ama bazen böyle e, ara sıra aksiyon istediğimizde e, bu tarz trade önleri alsat günlük ya da birkaç günlük trade dönleri yapabiliyoruz. E, bunlar tamamen kısa vadeli aslında heyecanımızı bastırmak için. Bunu yaparken e, hep de şunu söylerim yani mutlaka e, şu paylaştığım güzel bir örnek vardır. Yatırım yaparken Roma'nın bir günde kurulmadığını hatırlayın. Trade ederken de Hiroshima'nın bir günde yok olduğunu hatırlayın. Şimdi bu çok basite hep konuşulan örneklerden bir tanesi. Burada neye önem veriyoruz? Yani neyi anlatmaya çalışıyorum? Stop Loss arkadaşlar. Çünkü piyasada bir anda şuradaki işler ters dönerse hemen %2-6'a bir Stop Loss koymanız lazım. Stop loss bu arada her aracı kurum maalesef önermiyor. Her bankanın yani uygulamasında yok. Bu yüzden bu tarz uygulamalardan ya da kullandığınız uygulamalardan kendinize otomatik alarm sistemi uygulayabilirsiniz. Bu alarm sistemleri bir tık daha sizi koruyacaktır diye düşünüyorum. Özellikle sorulan sorulardan bir tanesi nasıl bir stratejide aslında trade ediyorsunuz? Ben bunu hani kendim için söylemem gerekirse. Genellikle stop loss hep %2 aşağıya koyarım. Alış hedefim de yani bir pozisyon açıyorsam çok standart hiç gerçekten tabii ki burada pozisyonlara bağlı olarak hedefler öneriyorum ama bu işe yeni başladıysanız bence 2 ile 5 hedefi çok mantıklı. E, kendinize bir strateji oluşturmanız lazım. Yani %2'de stop loss olurum %5'de kar alırım. E, %5'ten sonra e, hisse %10-15 gittiğinde arkadaşlar ama geriye bakmayacaksınız, üzülmeyeceksiniz. Çünkü bir hedef olmadığında şu pozisyona hedefsiz açtığınızda e, bu sefer hedefsiz her şeyde olduğu gibi e, piyasanın sizi sürüklemesine engel olur. E, neden olursunuz? Dolayısıyla bir pozisyon açıyorken mutlaka %2 altına stop loss koyun. Bir de hedefiniz %5 olduğunda kar al. Sonra başka pozisyonlara bakın. Ha şunu yapabilirsiniz. İşte profesyonelleşince e, karı alırsınız. Ana parayı alırsınız. Karı yarıda içeride bırakırsınız. Baktığınız pozisyon gidiyor ama bu özellikle bu tarz şirketlerde bakın görünüm olumlu diyoruz pozisyon açın ama şu olmaması lazım. Pozisyon açıp ben işime gücüme bakayım ben başka şey yapayım olmuyor. Maalesef pozisyonu biraz ekran başında takip etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla herkes trade yapmaya uygun değil. Lütfen bu konuda dikkatli olalım. Gelelim ikinci şirketimize. ikinci şirketimiz Galata Wind. Şimdi Galata Wind'de 15 Buçuk, 15 15.5 buçuk, 15 6 kırılmadığı sürece e, yukarıdaki bu hedefleri e, takip etme edebiliriz. Mesela şu an güzel bir gidiş var. Hedef arkadaşlar Galatasaray'da 19.90 civarı. Daha sonra e, 21 e, 38 21 40. Yani şu iki hedef e, teknik olarak e, bu şirketin e, hedefi olabilir. Yani birinci hedefimiz burada. 19.90 ikinci hedefimiz de 21.40'lar. 38 diyelim hatta tam şey olsun. Hedefimiz olabilir. Ee, bu da Galata Wind'de sizlere hani iki tane şu anda al veren benim indikatörlerimde al veren iki tane e, sizlerle e, şirket, enerji şirketi paylaşmak istedim. E, bu arada piyasanın tatsız olduğu böyle bir yukarı aşağı bir yukarı aşağı gittiği dönemlerde bazı sektör hisseleri bazı şirketler öne çıkıyor İnsanlar trade ediyor görünümler olumlu biraz topluluk psikolojisiyle güzel fırsatlar sunabiliyor bu yüzden iki şirket dikkatimi çektiği için teknik olarak sizlerle bunu paylaşmak istedim Galata Wind'i temel olarak paylaşmadım bunun sebebi 7 ay önce Galata Wind hisselerini 40 dakika boyunca anlatmıştım 40 dakika boyunca bu şirketin temel olarak artısını eksisini öğrenmek isterseniz bu videoyu da izlemenizi öneririm arkadaşlar. E, bu iki videoda teknik olarak dikkatimi çeken e, sizlere iki tane şirketi anlatmak istedim. Her iki şirkette de e, hedef seviyelerimiz, stop losslarımız, e, al-sat noktalarımız belli. E, dolayısıyla trade etmek isteyenler için özellikle soranlar için e, umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.